Efendim merhabalar Kanal Direktör'e hoş geldiniz. Süper Lig'de artık yavaş yavaş ilk yarının sonlarına doğru ilerliyoruz. Bugün de saatler her zamanki gibi 17'yi gösteriyor ve sizlerden hafta boyunca gelen oyları paylaştığımız haftanın 11'leri, haftanın taraftar dizilişlerini paylaştığımız Kanal Direktör'de yaklaşık 1 saat boyunca Raşit Altun'la birlikte huzurlarınızda karşınızda olacağız. Hoş geldiniz Raşit Altun bir kez daha. Hoş bulduk. Sevgili izleyenler tabii yine maçları birazdan sizlerle paylaşacağız ama her zamanki gibi Sanal Direktör'de önce haftanın genel görünümü ekranlara geliyor. İşte Spor Toto Süper Lig'de artık Trabzonspor'un 45 puanla liderliğiyle ilk yarıyı tamamladığı bir sezon geçiriyoruz. Ben hatırlamıyorum 3 büyüklerden, İstanbul'un 3 büyüklerinden. İlk yarı biterken ilk üçte olmadığını normal tabii Trabzonspor'un daha önce de olmuştu. Ama tabii hakikaten müthiş bir performans sergiledi Trabzonspor. 18 maç 45 puan hakikaten çok yüksek. Bu gerçek. Burada tabii Konyaspor'u da tebrik etmek lazım. Hiç bırakmadılar. Hiç bırakmadı. Ben zaten Konyaspor ve Başakşehir'in sonuna kadar kovalayacağını tahmin ediyorum. Sezon sonuna kadar yani tabii ki Fenerbahçe, Beşiktaş belki onlar da şeye girebilir ama potaya. Ama hani bugün itibariyle görünen o ki Trabzonspor'u, Konyaspor'u ve Başakşehir kovalayacak gibi duruyor. İlk sayfada değerli izleyenler Galatasaray yok. İkinci normal, sayfada evet. Ekranlara da gelecek. Galatasaray 12. sırada Raşit. 7 maçtır kazanamıyor. Yani normal yani 12. olması. Yani 7 maçtır kazanamayan baş. Mesela Altay daha da aşağıda. Süper Lig tarihini hatırlıyor musun Galatasaray'ın ilk yarıyı bu kadar kötü tamamladı? Ya tabii ki ilk yarıyı bu kadar kötü tamamladı olmuştu ama 7 maç üstte kazanamadı. Keşke baksaydık yayından önce ben de hatırlamıyorum. Ya da bir büyük takımın 7 maç üstte kazanamadığını, lig maçı tabii. Ben de hatırlamıyorum. Yani aşağıdan da bir kopma yok. Yani evet Kasımpaşa... Evet kopma yok bunu söyleyeyim. Evet ama yani hani 2 maç üstte kazansa... Kazanan biri atabilir kendini. Mesela 2 maç üstte tamam. Kazansa tık 6 ile aynı puan yapabiliyor yani. O yüzden de herhalde onlar da bir... Teknik direktör getirecekler. Muhtemelen yabancı. 2-3'te takviye yapacak Kasımpaşa. Aslında tabii üst tarafta bir kopma oldu ama alt taraf çok zor geçecek ikinci yarı bütün takımlar için. Yani ben Kayseri Spor hani biraz böyle kendini attı gibi görünüyor ama yani Giresun, Antalya ve Kayseri dahil bir savaşın içinde olacaklar diye düşünüyorum. Altay'ın durumu çok tehlikeli. Altay'da işleri iyi gitmiyor. Bunu da söyleyelim tabii. Peki. Evet değerli izleyenler hafta boyunca oyladığınız ve sizlerin oylarıyla Sanal Direktör'de belirlenen maçları paylaşmaya başlıyoruz. İlk maçımız Galatasaray, Fraportav, Antalya Spor olacak Galatasaray'da bakalım. 4-2-3-1 demiş taraftarın büyük çoğunluğu %39'u Galatasaray'da 4-2-3-1'i seçmiş. İşte Galatasaray'ın Sanal Direktör'de taraftarın 11 geliyor. Kalede Muslera'nın yokluğunda Fatih... Yani seni şaşırttı mı? Yok taraftar şaşırtmadı ama şu var. Diyor. İsmail hani, Çip oynamasın diyor. Yani bilemiyorum. İsmail Çipe'nin Yunus Akgün'ün attığı iki golde özellikle ikinci golde bence çok fazla yapabileceği bir şey yoktu. Okaka'nın belki Başakşehir maçında golünden top biraz yakın gitti ama o da sert bir vuruştu. Normal diyorum Fatih. Neticede daha deneyimli bir kaleci. Peki. Stoper hamlesi Galatasaray'da ekranlara geliyor. Marka ve Nelson yine taraftar evet, yani, tarafından gerekli oyları aldılar. Galatasaray'da işler çok kötü gitmesine rağmen taraftar vazgeçmiyor. Yani Marka ve Nelson zaten bu takımın iki bankosu. Hani kadroyu yaparken Mustara sakat olmasa Mustara, Marka, Nelson, geri kalan herkes zaman zaman Kerem. Zaman zaman değil yani sezonun büyük bölümünde o da çok yoruldu Kerem oynamaktan ama performansları 3 futbolcu için iyi diyebiliriz yani Oyunda Galatasaray'da. Mı yok? Sakat zaten. Sakat. Sakatlar var. Yani bilmiyorum. Bir Galatasaray için tabii bir kayıp. Her sakatlık keşke olmasa ama ben Galatasaray için kayıp olduğunu düşünmüyorum Lüyündama'nın. 8 milyon euro verdiğinde hatırlatalım tekrar Galatasaray'ın Lüyündama'ya. Bonservisine. Peki. Bekleri Galatasaray'ın Sanal Direktör'de bakalım taraftar hangi isimleri görmek istiyor? Sağ bekte Yeddin. Sol bekte ise Patrick Fanaroğlu taraftar. %81 eşit oylarla ekranlara da geliyor. Ömer Bayram'la yedekliyor taraftar. Diğer tarafta ise Alparslan'la yedekliyor. Tabii yani Yeddin'i. Yani burada bence hep tabii biliyorsun senle de aylardır program yapıyoruz.
Yani Yedlin'in %81 alması da bilmiyorum Galatasaray için iyi mi kötü mü? Yani %81 çok yüksek bir oy almış. Yani, Sasha Boy'un tabii ben Süper Lig seviyesinde yokluğu... biraz işinin zor olduğunu düşünüyorum. Yani Sasha Boy da geldiğinden beri neredeyse aynı yerden 2-3 sakatlık yaşadı tabii. Onunla ilgili de herkesin kafasında bir soru işareti var. Yani 20 yaşın 2000 doğumlu bir oyuncu aynı sakatlık 3 kere yaşıyorsa tabii insanın aklına iyi şeyler gelmiyor. Galatasaray altyapısında da enteresan, hiç yani bu Yedlin'in yerine oynayamayacak oyuncunun olmaması, Galatasaray gençleşmeye gidiyor. Neticede hani 2-3 sene gelecek planları yapılıyor ama hala Yedlin ve Van Aanholt. Ama şeyde bir şey yok demek ki, yok altyapıda. Yani olsa hoca çıkarıp oynatır herhalde. Yani sol bek için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Yani enteresan ya, yani Premier Lig'de 220 maça çıkmış Van Aanholt. Hollanda milli takımının oyuncusu ama Galatasaray'da beklenen performansın çok altında kaldı. Yani Lazio'yla Vedat Muriç'le takas haberleri çıktı İtalya'da, burada da. Konuşuluyor şu anda, evet. Yani bilemiyorum, bana çok mantıklı gelmedi. Loriksana, transfer haberi mi Loriksana, sana mantıklı geldi? Evet, Loriksana Muslera takası olmuştu biliyorsun. Üstüne para vermişti Galatasaray. Tarihin takası oldu bu arada. Yani evet, Galatasaray tarihinin belki dönüm noktası, bilemiyorum. Ben hani tabii neticede uluslararası futbolcu, yani Hollanda milli takımının Avrupa şampiyonasında kadrosunda olan bir isim var Aanholt, ama Türkiye'deki performansı yani bence mesela Ömer, yani ben olsam Ömer'i ya da altyapıdan, Galatasaray'ın altyapısında nasıl Beşiktaş Rıdvan'ı oynatıyor, Serdar Saatçı'yı oynatıyor, ben bir şans veririm ama demek ki yok oyuncu. Peki. Orta sahayla devam ediyoruz. Galatasaray'ın orta sahasında bakalım hangi isimler var. Galatasaray'ın yine orta sahasında Taylan ve Chickle Down'un olmadığını hatırlatalım. Bu iki isim cezalı olmayacaklar. Taylan, evet. Antalyalı ve Chickle Down, evet. Yok. Galatasaray 7 haftadır kazanamıyor ve normal. Bu orta sahayla kazanması çok zor. Emre Kılıç orta sahası. Hayır, bu orta saha oyuncu rotasyonuyla, yani Chickle Down, Taylan, Berkan üçlüsüyle oynadı zaten. Chickle Down hariç Berkan'ın bir tane asisti var. Galatasaray'ın sağ sol beki de zaten skor katkısı yapmıyor. Stoperler de gol atamıyor. Santrafor pozisyonu da sokamıyorsunuz. Biraz zor tabii Galatasaray'ın maç kazanması. Ben Aytaç'ın oynayacağını tahmin ediyorum ama. Ben de Aytaç'ın artık yani %4 almış ama. Galatasaray'da kalmayı düşünüyorsa bu oyuncu. Yok, ben kalacağını düşünmüyorum. Devresi ayrılacak diye tahmin ediyorum ama ben hani sanki yarın Aytaç oynar Antalyaspor karşısında diye düşünüyorum. Yani son dakika transferi Asım Uçan'ın da %3 oy alması aslında Galatasaray'ın niye ligde 12. sırada olduğunun da bir göstergesi bence. Peki. Yani bir umut alıyorsunuz. Defansif orta savunucu alıyorsunuz ve taraftar %3 oy vermiş. Kanatları ekranlara geliyor. Galatasaray'ın kanatlarında bakalım taraftar kimleri görmek istiyor. Sağ kanattan Borutsan'ı görmek istiyor. Sol kanatta da Kerem Aktürkoğlu'nu yine Galatasaray taraftarı görmek istiyor. Borutsan'ı beğendin mi? Yok, beğenmedim. Yani fiziksel... 11 çıktı yine. Yok, ben fiziksel olarak da seninle de hep konuşuyoruz da ben hani biraz daha fizik gücü yüksek, size'lı oyuncuları açıkçası bence hani özellikle bizim ligimizde transfer etmeli kulüpler. Bilemiyorum ben hani hatalı bir transfer ya da bilmiyoruz da maliyette tam kap açıklamasında şey yapmadığı için Galatasaray Spor Kulübü net mesela Nelson'un 7 milyon euro Chickle Down'ın 6,5 milyon euro olduğunu yazdı ama Morutan'la ilgili bir açıklama olmadı. Bilemiyorum ben hani sezonun bu haftaya kadar herhalde büyük bir hayal kırıklığı oldu Türk Galatasaray için diye düşünüyorum. Yani Kerem de tabii Galatasaray için kötü bir şey ama Kerem için tabii önemli. Kerem olmasa Galatasaray neredeyse pozisyona giremiyor, kaleye gidemiyor. Feghouli de yani hiç fit değil. Fotoğraf şeyde gazetelerdeki fotoğraflarına ya da ekranda seyredince bayağı fit olmadığını görüyorsunuz, yani biraz kilo fazlası var. Yani. Zaten çok yetenekli bir oyuncu. Yani formda bir Feghouli'nin neler yapacağını Türkiye'de de biliyoruz. İşte Premier Lig oynadı. La Liga oynadı ama o tabii o eski halinden eser yok şimdi. Peki. Ve en uçta ise Cagney'in yokluğunda bakalım Galatasaray taraftarı kimi görmek istiyor? Mustafa Muhammed diyor Galatasaray taraftarı. %61 ile Mustafa Muhammed. Dün medyaya yansıdığı için ben de sözleşmesi de Galatasaray opsiyonunu kullanma kararı almış. Normal, hani ben ligin iyi santraforlarından biri olduğunu düşünüyorum Mustafa Muhammed'in. Mustafa Muhammed'in ya da Cagney'in ya da Halil'in pozisyona Galatasaray sokmakta bence zorlanıyor. Hani
çok sırtı dönük top atılıyor. Yüzü dönük kaleye fazla topla buluşamıyor Galatasaray'ın santraforları. Muhammed Mustafa için de bunu söyleyebiliriz. Yani sürekli sırt dönük top oluyor. Kaleye, yüzü kaleye dönükken yani Galatasaray'da Morutan ya da Kerem ya da Fegüli ya da Van Aanholt ya da Yedlin kanatlardan çizgiye geçip inip dışarıya doğru orta yapmıyor. Ceza sahasına yaklaşınca içeriye topu şişiriyorlar. Tabi burada stoperlerin yüzü dönük oluyor. Santrafor'un sırtı kaleye dönük oluyor. Çok büyük bir avantaj alıyor stoperler için ve santrafor için. Yani bunu çözemiyor bence Galatasaray. Bakalım Başakşehir'e ya da Trabzonspor'a. Genellikle çizgiye inip dışarıya doğru orta yapılıyor. Santrafor'un da yüzü kaleye dönük oluyor ve tabii gol atma oranı yüksek oluyor. Sırtınız kaleye dönükken çok ekstra üst düzey santraforlar. Lewandowski atıyor yani ya da Cristiano Ronaldo rovaşatayı çakıyor. Çok kolay olmuyor. Yani Galatasaray'ın bu durumunda tabii ki çok önemli faktörler var ama takımın hani şu andaki puan durumunda bence oyun seçimlerinde de hatalar var ki Selçuk İnan da gelişemiyorsak değişiriz dedi. Yani transfer sinyalini verdi. Sinyalini verdi. Peki. Benfica Porto'dan Antalya Spor'la devam edeceğiz. Galatasaray deplasmanında sahada olacak. Nuri Şahin'in takımı Porto'dan Antalya Spor. Bakalım taraftar ne diyor? 4-2-3-1 dizilişiyle %31 ile Porto'dan Antalya Spor'da öne çıkan diziliş Bofen oyların büyük çoğunluğunu aldı. Savunma hattıyla devam ediyoruz. Antalya Spor'un stoperlerinin ligin de iyi kalecilerinden biri yalnız. Veysel Bofen hakikaten yani, yani söyleyelim yani çok başka bir seviye taşıdı şu anda kendini. Güven veriyor kalesine Ruth Bofen. Bakalım savunma hattında kimler var? Devam edeceğiz. Beklerle. Yalnız tabii. Bünyamin'le Güray yine Süper Ligi'de yerli havuzunun evet, önemli bekleri. Üçlü oynatıyor. Üçlü oynatıyor. Nuri Şahin aslında ve tabii kulübün haftalardır çok özür diliyorum evet. Raşit Altun. Herhangi bir Antalyaspor 11'inde üçlü savunmayı evet. Göremedik taraftar. Ya bizim hiç. Ya Türkiye'de bizim belki de benimsemedi. Üçlü savunma ile ilgili bir ön yargı oluştu bence. Yani genel anlamda hani taraftarlar pek istemiyor. Evet. Açıkçası ben de hani ben teknik direktör olsam ben de oynatmam ama tabii oynatan hocalara da saygı göstermek lazım. Burada tabii Bünyamin'in özellikle Güray'ın ve Doğukan Sin'in performansları arttı. Kanat oyuncuları Nuri Şahin'in takımında, evet. Klöp'ün takımında olduğu gibi, takımlarında olduğu gibi çok efektif kullanıyor. Bence çok başarılı Nuri Şahin. Yani iyi bir kadrosu, üst düzey bir kadrosu yok Antalyaspor'un. Ama iyi top oynuyor. Kaybettiği maçlarda dahil. Bence çok doğru bir hamle yaptı Antalyaspor yönetimi. Yani 5 yıl sonra tabii ekonomik durumu biraz kulübün çok iyi değil herhalde. Ama uzun vadede bence Türk futboluna iş yapacak bir kadro ben, be, değil mi? Ben Nuri Şahin'i yapacağına, başarılı olacağına inanıyorum. Tabii peki. Ki yani gelip Nefs Stadı'nda Galatasaray'dan kazanmak gerçi artık hani Galatasaray'ın iç saha avantajı pek kalmadı ama tabii ki zor bir maçı çıkacak Antalya ama Antalyaspor Galatasaray deplasmanından puan almak istiyorsa bir daha Galatasaray'ı böyle herhalde yok futbol ya öyle değil. Mesela hep şu oluyor. Cihan mesela işte bir takım bir sene şampiyon da 2 sene üst üste şampiyon vav uçacak gidecek. Ama öyle değil futbol yani. İki yanlış transfer bitti gitti her şey yani. Peki. Yani o öyle olmuyor yani. Ama Nuri bence takımı bence iletişimi de çok iyi futbolcularla. Zaten artık aslında kendisi de futbolcu tabii. Yaş olarak da 33-34 yaşında. Ben çok başarılı olacağını düşünüyorum. Orta sahalarla devam buyurun. Ediyoruz. Antalya Spor'un sevgili izleyenler. Yine Freddy ve Milosevic yer alıyor. Hakan yine yok. Yine Poli'nin de sakatlığı evet, var. Poli eksik mesela. Özellikle yani Nefs Stadı'nda ya da büyük bir zor bir deplasmanda işte Vodafone Park'ta, Ülker Stadı'nda, Trabzon'da deneyimli bir oyuncu. Serie A tecrübesi 10 yıl belki de daha fazla. Önlerinde Doğukan. Mesela çıkışa geçti. Bence evet. Çok özel bir oyuncu Doğukan Sinik. Nuri Şahin'le patlama yaptı. Bünyamin de aynı şekilde. Kanatlar ekranlara geliyor. Antalya Spor'un kanatlarında Abilton ve Mukairu. Mukairu da mesela çok etkili kullanıyor. Geçen sene Belçika'da kiralıktı. Nuri Şahin'le birlikte o da bir patlama yaptı. Dokundu ve yani Nuri Şahin. Her oyuncuya bir dokundu. Hücum hattında en uçta ise yine Hacı Wright var. Evet. Valla baktığım zaman Hacı Wright, Mukairu, Doğukan, Hamilton diğer tarafta Mustafa Muhammed, Kerem Aktürkoğlu, Fegüli ve Morutsan. Galatasaray önde ama bir tık önde. 3-5 tık önde değil bu. Yani ben seninle çok aynı fikirde değilim. Bence ortada bir maç olacağını düşünüyorum. Çünkü Galatasaray'ın üstünde
üstünde takımının, futbolcuların üzerinde inanılmaz baskı var. Yeni maçları kazanamıyor. Evet. Mesela Galatasaray Antalyaspor maçında skor avantajı Antalyaspor'a geçerse tribünler de dönebilir. Yani çok kolay değil Galatasaray'ın. Yani Galatasaray'ın bu maçta en azından bence iç saha avantajı dezavantaja dönüşebilir. Güzel bir maç. Yarın da gündüz maçı. Evet. Güzel bir maç bizi bekliyor. Ben ortada olduğunu düşünüyorum maçın. Peki. Ve zirveyi çok yakından ilgilendiren bir mücadele ile birlikte sanal direktöre devam ediyoruz. Sevgili futbol severler, hafta boyunca sizler oyladınız. Peki Trabzonspor, Medipol Başakşehir mücadelesinde taraftar ne diyor? Söz taraftarda, taraftarın 11'i, liderin 11'i ile devam ediyor sanal direktörde, ekranlara da geliyor. 4-2-3-1 diyor Trabzonspor taraftarı, yine %55'lik bir aldığı oy var Trabzonspor'un. Kalede de Uğurcan Çakır'ın aldığı %97'lik oy var. Vallahi %2 taraftar Erce'ye vermiş. Yani orada basarken demek ki. Belki de hani. Tabii şaka bir tarafa da. Hakikaten Uğurcan bu sezon puan farkının en önemli etkeni. Tamam, Trabzonspor iyi oynuyor, az yiyor, atıyor vesaire, top oynuyor. Ama Uğurcan Çakır faktörü de var yani. Ligin en az gol yiyen kalecisi. Ve hakikaten müthiş oynuyor. Edgar Hiye ile Vitorigo yok Trabzonspor'da. Tabii ki çok büyük yok eksikliği. Liginde bu haftaya kadar en iyi belki de ikililerden en uyumlu biri. İkililerden belki biriydi. En iyisi. Tabii arkalarında Uğurcan olduğu için. Bakalım nasıl oynatacak ama. Ahmet Can diyor bu arada. Belki bakalım nasıl oynatacak. Belki orada Densville sol stoper oynatabilir. Oynayabilir. Trabzonspor mutlaka stoper takviyesi yapacak. Bir kanat oyuncusu alacak. Ama tabii bu maç Başakşehir karşısında kritik bir maça çıkıyor Trabzonspor. Ligin ilk yarının son maçı. Bekler de ekranlara geliyor. Trabzonspor'un beklerinde Perez ve Densville var. İşte burada mesela Densville orada, Trondsen solda olabilir diye ben de böyle düşünüyorum ama tabii taraftarlar böyle uygun görmüş. Var. Orta sahayla devam edelim. Trabzonspor'un orta sahasında yine benim merak ettiğim bir konuydu. Berat ve Amşik. Önlerinde Bakasetas diyor. Siopis giderek oyları düşüyor. Yani %7'ye düştü oyu. Biraz tabii ofansif anlamda, tabii Siopis çok etkili bir oyuncu değil. Bu bir gerçek. Ama ben hani takımda bulunmasında fayda olan bir oyuncu olduğunu düşünüyorum açıkçası Siopis'in. Hani ben oyu düşüyor ama özellikle iç saha, ya bir kere hiç her şeyi bir tarafa bırak. Cihan duran toplarda çok etkili. Kornerdi, frikti. Önemli yani. İyi kullanıyor Bakasetas. Peki. Kanatlar ekranlara geliyor. Trabzonspor'un kanatları hakkında Abdülkadir Ömür %68'lik aldığı bir. Evet. Oy var sağ kanatta, sol kanatta da Vakayemen'in yine yokluğunda Canini yer alıyor %71'le. Yani Doğukan'ı düşünmemiş Trabzonspor'la. Ama Perez de neyse üst düzey bir oyuncu. Forvet. Canini de ligin iyi forvetlerinden biri. Mesela geçen sene birazcık hakkı yendi Canan'ı. Yani hak ettiği değeri görmedi en azından ulusal medyada. Bu sene biraz daha sanki hem taraftar hem de... Ama bu sene takım halinde tabii Trabzonspor. Bir yükselişler işte. Ve Trabzonspor'un forveti hakkında taraftar bakalım ne diyor ekranlara. Geliyor işte Trabzonspor taraftarının forvet seçimi de Cornelius. Şimdi mesela bu hafta Cornelius'un attığı gol var. Bahsettiğin Galatasaray hakkında bahsettiğin konuya bence çok net bir sol kanattan içeriye Kornel'in yüz dönük vuruyor. Şimdi mesela Jack ne nasıl buluşuyor topla ya sırt dönük dönmeye buluşuyor. Çalışıyor doğru. Gibi. Çok ama Abdullah dedik. Avcı'nın takımlarında bu vardı. Çizgiye inmeden, gerçi Densville tam çizgiye inmiyor ama genellikle yani sağ bek sol bek özellikle en çizgiye kadar inip dışarıya doğru kesiyorlar. Tabii bu yani orta yapıyorlar ya da pas veriyorlar diyelim. Bu tabii santraforlar için, Kornel için ama kale burada önünüzde. Vuruyorsunuz yani. İyi bir kadrosu var tabii. Stoperler mutlaka takviye yapacak ama futbolun içinde olan şeyler her takım için. Bu geçerli her takım ama bu sene birazcık fazla çapraz bağ sakatlığı bizim ligimizde oldu gibi geldi bana. En son Provesios sakatlandı. Şimdi biraz sonra konuşacağız. Yani her takımda bir iki tane maalesef oldu. Peki. Biraz fazla oldu. Avrupa'da da takip ettiğim kadar bu kadar olmadı. Trabzonspor'un taraftarın 11'i böyleydi sevgili izleyenler. Medipol Başakşehir ile devam ediyoruz. Medipol Başakşehir taraftarı da yine 4-2-3-1 dizilişini takımlarında görmek istiyor. Kalede Muhammed var. Lig tarihinin en başarılı
açılışını teknik direktör performansını ilk 20 maçları itibariyle yaptı. Yaptı. 20 maçta 15 kaybet hakikaten müthiş bir istatistik. Galiba rahmetli Coşkun bir mağlubiyeti vardı. Özarı. Yanılmıyorsam bir, evet, bir mağlubiyeti. 21 maçta 15 galibiyet almış rahmetli Coşkun Özarı. Emre Belezoğlu 20 maçta 10. Hakikaten bu müthiş bir performans. Muhammed de genç ve Bursa altyapısı ligin iyi kalecilerinden biri tabii. Geldiğinden yani 1-2 maç Volkan Babacan'ı kestiği adam da amil takım kalecisi yani eski. Volkan Babacan'ı 1-2 maç sonra kaleyi devraldı Emre Belezoğlu'yla birlikte. Devam ediyoruz. Medipol Başakşehir'de taraftar kimleri görmek istiyor? Stoper hattında Epuryanu ve Duarte öne çıkıyor. Ya tabii Epuryanu'nun yaşıyla da ilgili sakatlıkları olmasa çok deneyimli, üst düzey bir stoper ama tabii artık kariyerinin sonlarına doğru çok fazla sakatlık yaşamaya başladı maalesef. Bakalım beklerde kimler var? Medipol Başakşehir'de ekranlara da gelecek birazdan sevgili izleyenler. Tabii Medipol Başakşehir'de Ömer Ali ile birlikte Tolga'nın da bir sakatlığı söz konusu. Ama geniş bir kadrosu var. Evet, yani çok etkiler mi? Etkiler tabii ama... Tabii Ömer Ali etkileyebilir. Yani ben, yani onun yerine olacak oyuncu da Şener. Geçen sezonun sonuna doğru Galatasaray'da iyi maçlar çıkarmıştı. Yani sonuçta o da amiri takım seviyesinde bir oyuncudan bahsediyoruz Şener Özbahar'ın. Tabii ki ama hani neticede maç eksikliği var. Hasan Ali de bence iyi oynuyor. Başakşehir'de. Orta sahayla devam ediyoruz. Medipol Başakşehir'de Mahmut Dekdemir ve Berkay. Önlerinde Aleksic. Bence ligin yine en iyi orta sahalarından biri. Kanatlar ekranlara gelecek. Tabii 4-1-4-1 gibi oynatıyor Emre Belezoğlu da. Mahmut önde. Evet. Mahmut arkada, Berkay önde. Mahmut arkada, Berkay ile Aleksic. Sağ sol kanada bakınca yani ikisi de gol yapar, ikisi de asist yapar. Adam geçer. Alır götürür. Şut çeker. Şut çeker. Adam geçer. Asist yapar. Çizgiden çevirir. Her şeyi yapabilecek iki oyuncu. Çok tabii özel oyuncu. Yani Aleksic de aynı şekilde. Müthiş sol ayak. Ofansif olarak çok güçlü tabii. Çok güçlü demişken tabii Okaka hakikaten inanılmaz fizik gücü olan. Okaka demişken sende %61'lik aldığı bir oy var. Okaka'nın tam daha fazlasını hak etmiyor mu Okaka Raşta? Yani Trabzon'da %61 almış yalnız. Plaka yapmış Okaka. Hani, tabii yani hak ediyor tabii. Ligin de gol krallığı sıralamasında liderlerden biri. Önde gidiyor. Ya hep konuştuğumuz Can. Fizik gücü yüksek, sırt donuk oynayabilen, şutu olan, boyu 1.85 civarında ya da üstü bir oyuncu ve kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor. Peki. İstanbul'da, Başakşehir'de. Peki. Vallahi çok, bence haftanın maçı tabii. Maçın favorisi şampiyonluk... senden bir cümle alayım sonra gidelim tabii, kısa bir aramızda. Bence şöyle söyleyeyim, %51'e %49 tabii Trabzonspor ama çok kritik bir maç. İki stoperi yok, şampiyonluk yolunda da, yani şampiyonluk Trabzon için de çok kritik bir viraj. Evet. Neticede bundan sonra transfer yapabilecek işte stoper vesaire. Bu yorumlarla da maçı birlikte değerli izleyenler sizlerden bir dakikalık bir izin isteyelim. Kısa bir ara sonrasında Fenerbahçe'nin Malatyaspor mücadelesiyle sanal direktörde bıraktığımız yerden karşınızda olacağız. Sanal Direktör devam ediyor. Sevgili futbol severler, Raşit Altun'la birlikte Süper Lig'de taraftarın belirlediği 11'leri yorumlamaya, konuşmaya devam edeceğiz. Fenerbahçe, Özgür Kablo'yu Malatyaspor mücadelesiyle taraftarın 11'ini yorumlamayı sürdüreceğiz. Fenerbahçe taraftarı evinde karşı karşıya gelecek yeni Malatyaspor'la ve taraftar 4-2-3-1 dizilişiyle takımı sahada görmek istiyor. Fenerbahçe'de de kalede Berke Özer %99 evet, aldı. Oyla sağdaki yerini alıyor. Ben çok başarılı buluyorum Berke'yi. Stoper'de bakalım kimleri görmek istiyor taraftar? Kim Mince, Atilla Szalai. Evet. Beklerde kimler bakalım? Taraftarın seçimi ne olacak? Fenerbahçe taraftarı sağ bekte evet, Nazım Sangar ediyor. Sol bekte ise Filip Novak diyor Raşit Altun. Şaşırtan seni bir... Yok ama mesela Burak Kapacağı hani taraftar da hiç şey yapmıyor. Fenerbahçeliler de yani çok özellikle sosyal medyada konuşuluyor ama hani bizim oylamamız... Yedek kulübesindeydi. Evet.
Ya ben bir şans verilmesi, hele bu saatten sonra kesinlikle oynatılması gerektiğini düşünüyorum. Geçen sezon birinci ligin yıldız oyuncularından biriydi. Hani birincilikte, bizim birincilikten Zeki Çelik biliyorsun. Direkt gitti Lille'de, iki sene sonra şampiyon oldu. Çağlar Söyüncü hep yani söylüyoruz. Yani 9 kişi tamamladığı Karagümrük ya şimdi Karagümrük maçında şöyle bir şey var. Bence enteresan hani bir puan kaybı oldu Fenerbahçe adına. Futbol bu. 9 kişi. Şimdi Viviano müthiş oynadı. Kariyerinin bu sezon ligin en çok kurtarış yaptığı maçı oynadı Karıcı. Tamam. Mücadele etti Karagümrük. Evet. Biraz da şanssızdı Fenerbahçe ama ya o sahada o maçı kazanacak enerji yoktu Fenerbahçe'de. Hadi bu maçı kazanalım. Hani bir sahada bir çırpınan, kendini bir zorlayan oyuncu yok. Yani Fenerbahçe'nin tek gol opsiyonu İrfan Can Kahveci sağda, sağ açıkta oynuyor. Hani sağ önde. Onun topu sol ayağına alıp içeriye kesmesi ya da Mistun içeriye yaptığı orta. Yani başka bir opsiyon yoktu. Tabi bu birazcık da Karagümrük'ün işine geldi açıkçası. Yani ben skordan ziyade futbol bu. 9 kişiye yenilirsiniz de. Olur yani, bir tane gelir gol atar. Siz atamazsınız ama hani sahada bir enerji yok Fenerbahçe'de. Yani bence Fenerbahçe açısından kötü olan buydu açıkçası. Peki. Orta sahada bakalım, taraftar kimleri görmek istiyor Fenerbahçe, evet, taraftarı. Bu da enteresan bence. Crespo. Niye Crespo? Sosa ve değil. Mesut Özil ben diyor. Ben Crespo Sosa diyorum ben de. Diyor, benim de fikrim. Yani. Peki. Kanatlarda bakalım, Fenerbahçe taraftarı Yeni Malatyaspor'a karşı kimleri görmek istiyor? İrfan Can Kahveci ile birlikte Pelkas'ı görmek istiyor taraftar. Hatta forveti de alalım. Tüm oyuncuları birlikte yorumlayalım. Ener Valencia diyor. Yani Fenerbahçe şu olabilir bence. Taraftarı Berisha yok. Evet, yani şu olabilir bence. Yani Pelkas'ın yerine Valencia, önde Serdar Dursun. Benim tabii fikrim olarak söylüyorum. Yani burada Pelkas'ı beğeniyor musun? Beğeniyorum tabii ama yani Pelkas, İrfan Can, Mesut, Sosa aynı anda yani bir tane de bir böyle Valencia gibi opsiyon varken öne Serdar'ı atıp ya da Berisha'yı, bir süratli ön tarafta oyuncusu yok Fenerbahçe'nin. Yani oyuncusu yok derken var da Fenerbahçeliler tercih etmemiş. Novak da hani çok süratli bir oyuncu değil. Ki Karagümrük maçının ardından Nazım'la Nova çok fazla hücuma destek vermedikleri şeklinde yorumlar vardı, eleştiriler vardı. Evet. Ya tabii çok ekstrem bir maç oldu Karagümrük. Yani futbolda bunlar oluyor. Peki. Ben yine söylüyorum, enerjisi yoktu. Yani maça asılmadı Fenerbahçe. Asıldı tabii ama hani maçı rakibi boğmadı. Tabii bu şekilde sağlı sollu yıpratmadı değil mi? İçeriye şişir. O Serdar indirecek. Öbürü bir şey olacak. Yani o baskıyı kuramadı yani. Ya yani evet, bir baskı oldu. İçeriye top şişirdi sürekli ama o da çizgiden değil biliyorsun. Biraz önce söylediğimiz Galatasaray biraz gibi. Biraz da geriden. Geriden. Ceza sahasının köşesinden stoperlerin yüzü topa dönük. Santrafor'un sırtı kaleye dönükken ortalarla çok kolay değil gol atmak. Peki. Fenerbahçe'nin 11'i böyleydi. Taraftarın 11'i böyleydi. Taraftarın seçimi buydu. Peki bakalım Yeni Malatyaspor taraftarı ne diyor? İşte ekranlara geliyor. Yeni Malatyaspor'un kalesinde Ertaç'ı görmek istiyor taraftar. 4-2-3-1'inde aldığı %37'lik bir oy var. Evet. Raşit Altun. Biraz da şanssız bir maç geçirdiğini söyleyelim şeyin. Malatyaspor aslında 2-0'ken maç çok net bir pozisyon kaçırıyor. 2-2'ye geldi. Orada maç 3-0 olacağına dönüyor tabii. Savunma hattında kimleri göreceğiz? Ekranlara da gelecek. Semih Kaya ile birlikte Sadık Çift. Evet, İki tane deneyimli stoper. Ligin büyük takımlarında oynamış. Avrupa'da oynamış Semih. Amiri takımın seviyesinde stoperler. Kaleci de, ama ben biraz orta saha hani biraz zayıf diye düşünüyorum açıkçası. Beklerle devam edelim. Yeni Malatyaspor taraftarı ne diyor? Mustafa Eskellaç mesela önde oynayan bir oyuncu, ofansif bir oyuncu. Hani bek defansif anlamda çok etkili olmadığını düşünüyorum ben. Malatya'nın da bu arada Şumudika'nın da takım üçlü. Evet. Oynattığını ama taraftarın da yine üçlü savunmayı görmediğini söyleyelim. Yani ve küme düşmenin en büyük adaylarından Malatyaspor'da. Böyle giderse mutlaka takviye yapacaklardır. Bakalım orta sahada kimleri göreceğiz Yeni Malatya Spor'da. Endong ve Rayan Abit. Yani bu üçlü olmadı. Zayıf mı yani Abit Hatay Spor'daki performansından uzak.
Mellon geçen sene de hani 1-2 maç evet ama yani Endong da hani biraz zayıf kaldığını düşünüyorum. Ben göreceğiz bakalım. Bence mutlaka sağ beke ve orta sahaya takviye yapacak şey Malatyaspor. Yoksa hani bakınca Semih var, Sadık var, ön tarafta Adem var, Teteh var. Hani bireysel olarak baktığınız zaman iyi oyuncular var takımda. Devam edelim. Devam edelim. Yeni Malatyaspor'un kanatlarında bakalım kimler var. Yine Şuar'la birlikte ekranlara geliyor. Yine kanat oyuncuları da. Ama o şeyde, hatta forvet alalım. Başka bir isim. Aki Osman. En üçteyse Adem Büyük var. Adem Büyük var. Genel bir isyan vardı Yeni Malatyaspor'da. Maçın ardından röportajları hatırlıyorum. Takımı etkilemiş midir? Fenerbahçe mücadelesi öncesi mental anlamda oynanan rakibin geri dönüşü sonrasında o maç mental anlamda takımı geri götürmüş müdür Arşival? Ben bir şey söyleyeyim. Münir şey mi? Cezalı mı? Sakat mı? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Kanat oyuncusu, etkili bir oyuncu Malatyaspor'da. Valla biraz zor, biraz psikolojik olarak da şey. Sağ kanattaki Raşit Hatun bu arada. Hani sen deyince biz soyadını koyduk. Hani Münir Şuar. Pardon, Münir diyordu, ben karıştırdım, tamam okey. Fotoğraftan da şey yapamadık. O etkili bir oyuncu mesela. Valla biraz işi zor. Takviye ihtiyacı var. Fenerbahçe deplasmanında. Zor tabii Fenerbahçe deplasmanında da işi. Malatyaspor'un. Hani Fenerbahçe'nin de tabii kazanmak zorunda olduğu bir maç. Çok çabuk çözülüyor bir de Malatya. Çok çabuk panik yapıyor. Yani maçı nasıl yorumlarsın? 11'leri gördük. Taraftarın seçimlerini gördük. Fenerbahçe Karagümrük puan kaybı sonrasında mutlaka bir reaksiyon gösterecektir. Rakip Yeni Malatyaspor. Yeni Malatyaspor'da da bir puan kaybı var. Yaşanan takımın bulunduğu durum. Vallahi iki takım için de yine zor maç. Fenerbahçe için de zor bir maç olacak ama ben kadro kalitesi açısından biraz önde görüyorum. Tabii ki Malatyaspor'un puan ya da puanlar alması sürpriz olmaz ama biraz işi zor. Böyle bir enerjisi düştü şeyin Malatyaspor'un da. Peki. Diye düşünüyorum ben. Devam ediyoruz sevgili izleyenler. Sizlerle maçları paylaşmaya sanal direktörde Yukatel Kayseri Spor, Demir Grup Sivas Spor mücadelesiyle devam ediyoruz. Ekranlara da gelmeye başlıyor taraftarın 11. Yukatel Kayseri Spor'da Lungu kalede yine görüyoruz. Ligin iyi kalecilerinden biri. Normal. Savunma hattı ekranlara gelecek. Tabii geçmiş olsun tekrar Kolovaçsiyos'a. Futbolda bunlar var. Yapacak bir şey maalesef yok. Peki. Çapraz Bağ sezonu kapattı. Uğurlu Oseyni. Uğur'da deneyimiyle orada o boşluğu dolduracağını düşünüyorum ben. Bakalım beklerde kimler var? Taraftar Onur'la Karol'ü görmek istiyor. Bu şekilde sıralandı. Savunma hattı Kayseri Spor'da. Orta sahada bakalım kimler var? Yine 4-2-3-1 diyor. Yukatel Kayseri Spor taraftarı da Atlama, Campagnaro ve İbrahim üçlüsünü görüyoruz Yukatel Kayseri Spor'da da. Yani biraz sanki buraya da bir takviye ihtiyacı var gibi düşünüyorum ben. Üretkenlik konusunda biraz, yani İbrahim Akta evet, Atlama evet ama oyun ofansif yönünde çok etkili değiller açıkçası. Peki. Bakalım kanatlarda kimleri göreceğiz? Yukatel Kayseri Spor'da ekranlara geliyor. Yukatel Kayseri Spor'un kanat. İyi kanat oyuncularından biri. Bence Tiam da ligin iyi forvet oyuncularından biri olduğunu düşünüyorum ben. Valla performansında Fenerbahçe sonrası olmadı Fenerbahçe'de olduğu evet, kesin. Ama ben yani Tiam'ın iyi bir forvet oyuncusu olduğunu düşünüyorum. Benim fikrim tabii. Ve Yukatel Kayseri Spor'un forveti ise Gavronovic. Rekor kırmış Gavronovic. %401 abi. %400 oyla. Ama zaten Kayseri Spor taraftarı oynamalı diyor Gavronovic ve yani İsviçre milli takımının oyuncusu o da. Evet. Hani üst düzey bir oyuncu. Ya biraz ama orta sahada takviye istiyor diye benim fikrim tabii bu. Peki. %40 aldı. Oy var Gavronovic'in de. Devam ediyoruz. Demir Grup Sivas Spor'la sanal direktöre değerli izleyenler. 4-2-3-1 yine sanal direktörde %40 oy aldılar. Vallahi Ali Şaşal ligin
ilk yarı performansıyla en iyi 4-5 kalecisi arasında evet, yazarım. İyi kaleci. Ya zaten keşke hani ofansif forvet, orta saha, santrafor pozisyonları için de aynı şeyi söyleyebilsek. Ülkemizde hakikaten iyi kaleciler var. Yani ligin Serkan Kırıltan'ın da iyi performans sergiliyor. Ersin'i, hani Uğurcan Çakır'ı, onları söylemiyorum artık. Onlar hakikaten uçuyorlar. Ama genel olarak yerli yabancı iyi kaleci. Seyic, Lung, iyi kaleci performansları seyrediyoruz gitti. Peki. Bakalım savunma hattında kimler var? Demir Grup Sivasspor'da Gutas'la birlikte Kamara ekranlara geliyor. Bekler'de yine Ahmet, Oğuz ve Uğur olarak yine şekillendi. Demir Grup Sivasspor savunma hattı. Bence iyi bek oyuncularından ikisi. Uğur'da, Ahmet'te, Ahmet Oğuz'da. Yani ortalamanın üstünde. Yani 10 üzerinden 6.5'tan 7 hep. Maksimum 6 tane. En kötü 5 oynuyorlar. Evet. 10 üzerinden. Hep bir standartları var. Devam ediyoruz. Orta sahada bakalım kimler olacak. Azubuke ile birlikte Kofi yer alıyor. Ve Faysal Fajir attı. Harika bir gol verdi. Kasımpaşa deplasmanında mükemmel bir gol attı. Hakikaten. Duran toptan. Ama La Liga tecrübe çok. Hakikaten ligin iyi orta saha oyuncularından biri. Peki. Kanatlarda kimleri göreceğiz? Taraftar Henrique ile birlikte Gradel'i görmek ligini hakikaten istiyor. Bunlar da hem yani Gradel'de. O da 1987 doğumlu biliyorsun ama hakikaten özel bir oyuncu. Olimpiyatlara katıldı bu yaz. O yüzden biraz böyle formsuz geldi. Ama toparladı tabii. Bir de Avrupa Kupası maçları. Şimdi yükselen form grafiği. Çok özel bir oyuncu. Seyretmesi keyifli bir oyuncu. Evet, katılıyorum. Ve en uçta ise taraftar Yatabare ile Demir Grup Sivasspor taraftarı 11'i tamamlanıyor. 139 Kayode'ni alıyor. Kerem Atakan Keskin'in neyi? Sakatlığı mı var, cezası mı var? O da sakatlığı var. Evet, o da 2000 doğumlu biliyorsun. 4-5 haftadır çok çok iyi performans sergiliyor. Peki. Kayıp tabii Sivasspor için. Peki. Bu yorumlarla birlikte sanal direktörde paylaşacağımız son maçımız ekranlara geliyor. Sevgili izleyenler, ligin yükselişte takımlarından biri İttifak Holding Konyaspor Beşiktaş'ta karşı karşıya gelecek. Beşiktaş'ın da puanı ihtiyacı var. Bakalım nasıl bir mücadele olacak. Ama sanal direktörde taraftarın 4-2-3-1 ile %42'si Konyaspor'da kalede de Şeyiç'i görmek istiyor. Önce şunu söyleyeyim. Konya bence son yani Trabzonspor'u söyledik ya Başakşehir'le birlikte kovalayacak. Tabii ki Beşiktaş ve Fenerbahçe belki hani gelebilir arkadan diye düşünüyorum ama Konya yarışın içinde olacak, şampiyonluk yarışının içinde olacak gibi oynuyor. Savunma hattı ekranlara geliyor. Ligin en iyi kalecilerinden biri. Seyic. Abdülkerim de yine. Ahmet Çalı kırmızı kart gördü ama Adil var yerine. Evet. Bir kere yerli rotasyonu da iyi. Kontratları da uzattılar Ahmet Çalık'la ve Abdülkerim'le, Bardakçı'yla. İyi işler yapıyorlar. Sağ beki ligin en iyi sağ beklerinden biri. İstikrarlı. Skubic. Skubic'le birlikte. %86 alan. Bak ortalamaya bakalım. Sezon ortalamasına Konya'nın %80'in altına düşmüyoruz. Cilerme ile Skubic. Evet, iyi sağ bek, iyi sol bek. Yani skora katkıları olan isimler. Skora katkıları da katkıları var. Sakatlık sorunu yaşamıyorlar. Maşallah diyelim. İşte şimdi böyle dedik. İyi, iyi oyuncular. Yani. Orta sahalarla devam ediyoruz. İttifak Holding Konya Spor'un orta sahasında Cametovic ile birlikte Soner. Soner. Geçen sene Gençler Birliği'nde. Evet. Emri Çekici'nin de. O da üst düzey. Üst düzey oynuyor. Sahip. İyi oynuyor yani oyuncu da. Kanatları ekranlara gelecek. Konya Spor'un Miçarak'la birlikte Bütücü. Tabii ama Serdar'ın Çekici, olmaması. Bütücü, Hacametovic hakikaten yani. Evet ama Serdar'ın olmaması da bak çok etkili oynuyordu bu sene. Serdar tabii Serdar. Gürler. Serdar Gürler de özel oyuncu. Muazzam yani. Bir performans ortaya koyuyordu. Hatta milli takım söylentileri de. Bence alınması gerekiyordu mesela. Ama biliyorsun bizde hani biraz daha dört büyük üzerinden döndüğü için milli takımla. Peki bakalım. Altyapıları da öyle biliyor musun? Ya bir Altınordu'dan hani falan. Gerisi genellikle dört büyükler. Bakalım Konya Spor taraftarı forvette kimi evet, görmek evet. istiyor? Çikaleşi'yi yani eksiklerine rağmen güçlü istiyor. Bir kadro var. Evet. Bu arada bu 11'i de mesela ezbere sayarsın. Tabii. Yani. Ya zaten iyi takım olmanın şeyi o. Mesela defansını ezbere sayıyor musun? O zaman iyi takım o takım. Evet. Şimdi burada Ahmet kırmızı kart diye adil.
Son bölümde de Beşiktaş'ı konuşacağız. Sevgili izleyenler, sanal direktör de Beşiktaş taraftarı 4-1-4-1 ile takımın evet. 11'de belirliyor. %35. 4-1-4-1 dedi taraftar. Kalede de Ersin Destan evet, oldu. Yani. %99'da. Ersin Destan yazıyor. Destan yazıyor. Tabii gösterim maçında yani 1-1 iken penaltıyı vuruşunda kurtardı. Bir de hani mesela... İyi penaltı atamadı bu arada bence. Yine Soler'in yok, penaltı kurtardı bir kere. Yatıyor. Hayır kurtarıyor ama mesela bazı öyle bir şey oluyor ki mesela kaleci bir tarafa at diyor. Kalecinin üzerine geliyor. Çarpıyor. Dizine çarpıyor. Bu öyle değil. Bu yatarken eliyle kurtardı. Yani bence... Müthiş yani Ersin. Savunma zaten tahmin en iyilerinden biriydi gösterim maçı. Daha hatta Beşiktaş'ın en iyisiydi. Tabii bu Beşiktaş için iyi bir şey mi? Değil tabii yani. Yani bir maçta kalecinizde en iyisi ise sahanın sizin adınıza bu iyi bir şey değil tabii. Ama büyük takımlarda da büyük kalecilerde böyle kritik anlarda kendini gösterecek tabii. Tabii. Neticede Beşiktaş'ın kalecisi. 2001 doğumlu. Savunma hattı ekranları geliyor Beşiktaş'ta Vida ve Serdar Saatçi ikilisi, Montero'yu oynattı hoca, Önder Karaveli, Göztepe maçında Serdar'ı yedek bıraktı. Ama Beşiktaş, yani daha doğrusu bütün takımlarda aslında taraftarlar tabii altyapıdan gelen oyuncuları daha çok görmek isterler. Ben de açıkçası daha çok görmek isterim. O yüzden birazcık da Serdar'a o yüzden de tabii ve iyi de oynuyor. Ve Serdar'a geçen programda söyledim, Avrupa'dan teklifler var, ilgilenen kulüpler var. 2003 doğumlu Serdar, 1.90 boyunda. Ve çift pasaportu var. Peki. Evet. Devam ediyoruz. Beklerde bakalım kimleri taraftar görmek istiyor. Valentin Rose ile beraber Rıdvan'ın bence 90'ın üzerine evet. çıkması evet. önemli yani. Önemli tabii. 30 daha da yükseliyor. Rıdvan taraftar gözünde %91 evet. aldı. Çünkü müthiş oynuyor hakikaten ama. Son haftalarda o da performansını yükseltiyor. 4-1-4-1'in ön liberosunda bir Süper Lig klasiği olarak Josep de Souza. Ligin en önemli alıyor. Defansif orta saha oyuncularından biri. Hatta son iki sezondur en önemlisi. Geçen derbiden Beşiktaş, işte Fenerbahçe-Beşiktaş maçından sonra tekrar baktırdım. Bizim istatistikler aldığımız Opta'ya. İstanbul derbisinden, yani Fenerbahçe-Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı sadece iki maç kaybetmiş. Biri geçen sezon Galatasaray-Beşiktaş maçı, biri de Fenerbahçe'de oynarken Beşiktaş'a karşı gelmiş. Yani 16 maçta sadece 2 mağlubiyet almış. Rozier'in de bu arada Göztepe maçında kırmızı kart gördüğünü hatırlatalım. Evet. Son dakikada kırmızı kart gördüğü için oyuncu oylamada çıktığı için sevgili izleyenler hani ekranlarınıza da geliyor. Rozier mücadelede sahada yerini alamayacak. Bu bilgiyi sizlerle paylaşarak devam edelim. Orada da herhalde yani işte muhtemelen Uzan, yine bilemiyorum. Necip olur herhalde. Necip'in de bir sakatlığı var mı? Var diye. Eyvah o zaman. Biliyorum. Bakalım nasıl bir Önder Karabili. Evet, Necip'in de sakatlığı var. Seçim yapacak. Ben de merak ediyorum. Belki hani Umut Meraş ya da Rıdvan ikilisinden birini sağ beke atıp belki bir sol beki sağ bekte kullanabilir hoca. Hep birlikte göreceğiz Önder Karabili'nin tercihlerini. Hepsi, Piyaniç olsan... Bir şey söyleyeyim ya. Şunu da söyleyeyim. Tabii hocanın tercihleri de kazandırıyor. Çok başarılı. Yani. Piyaniç olsan ya şimdi Oğuzhan'la ilgili şöyle bir durum var. Oğuzhan çok yetenekli bir oyuncu. Ama yeteneğini yani sahaya yansıtmakta. Tık o topu bırakışı sol ayak içiyle. Bravo, çıt tek ayak. Tabii yani. Futbolcu, kalite. Oğuzhan'a hem milli takımımız adına hem Beşiktaş'ın böyle yetenekli oyuncu, böyle kaliteli oyuncu hakikaten çok az. Yerli oyuncu. Ama bunu sahaya yansıtması lazım. İşte bazen yansıtıyor Oğuzhan. Daha hala genç. Hala 30 yaşının altında. Genç derken. Hala 4-5 sezonu var. Hala her maçta fark yaratabilir. Yarattı işte Göztepe karşısında. Bence de yani iki tane defansif oyuncu yerine tabii Oğuzhan Pjanić iki tane ofansif orta saha yani büyük takım böyle oynar. Solda Larin çok normal. Gezal çok normal. Önde de Batshuayi herhalde. Ekranlara da geliyor. Mişi Batshuayi %63'lük aldığı bir oy var. Valla Önder Karaveli Hoca'nın Raşit Altun Oğuzhan çok, evet. üzerinde yine... Çok bir kere her şeyi bir tarafa bırakalım. Cenan Hoca çok beyefendi. Hakikaten bir İstanbul çok, beyefendisi çok. Gibi. Herhalde bütün spor severlerin ya duygusal zekası kazandı. Çok yüksek bir hoca. Evet yani. Hocamız. Ve bak 3 tane o altyapıdan oyuncu. 2001-2003 doğumlu. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Can da vardı. Evet. Bozdoğan. 3 tane 2001 doğumlu Serdar 2003 doğumlu oyuncuyla sahadaydı. Sonra oyuncu değişikliği oldu. Yani Necip'in yerine girdi Serdar. Sonra da Can çıktı ama
genç de bir genç oyunculara da Sergen Yalçın da oynatıyordu. Beşiktaş'ın böyle bir avantajı da var. Gezal'ın golü ya tabii çok özel. Yani Gezal'da da bak, bir fark o zaten. İstek bir fark. Bak, kalite. Yani geçtiğimiz sezonu aratan bir Gezal. Ama Gezal geçen sezon da sonradan form tutmuştu. Peki. Şey, süper başlamamıştı. Tam bir Gezal golü hakikaten müthiş bir vuruş. Çok senin gözünden bir ayak yani. Vallahi çok güzel maç olacak. Vallahi bence yani tabii Trabzonspor Başakşehir maçı da haftanın maçı iki maç. Konyaspor Beşiktaş maçı ve Trabzonspor Başakşehir maçı. İki maçta da her skoru açık. Bence iki maçın da favorisi yok. İzleyip göreceğiz. Çok keyifli, çok zevkli iki maç. Haftanın iki maçı bekliyor bizi ve ligin ilk yarının son haftası. Peki. Bu maçlarla birlikte de Süper Lig'de ilk yarıyı noktalayacağız. Sevgili futbol severler, Raşit Altun, ağzına sağlık, çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Teşekkür edeyim sanal direktörde. Bakalım ikinci yarıda, ligin ikinci yarısında bizleri nasıl bir taraftar 11'i, nasıl bir diziliş takımlar adına bekleyecek. beansports.com adresinde sizleri ikinci yarıda da yine bıraktığımız yerden bekliyor olacağız. Ligin ilk yarısında bizden bu kadar. Yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.